Şimdi sokak köpekleriyle ilgili süreçle devam edeceğiz. Saldırgan sokak köpekleriyle ilgili çalışmada muhalefetin tutumu ne? Tüm Türkiye aslında bu konuyu konuşuyor. CHP parti meclisinde konuşulacak mı bu konunun ayrıntılarını? Hepsini ve daha fazlasını Ankara'dan Melike Görür'den dinleyeceğiz. Melike, günaydın diyelim ve söz sana bırakıyorum. Günaydın Göksu. Başıboş sokak hayvanları ile ilgili çalışmayı 4 bakanlık tamamladı. Artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Çalışmanın meclis ayağı da devam ediyor. Aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında akademisyenler, sivil toplum örgütlerinden görüşler alınıyor. Aynı zamanda hayvanseverlerden de ve teklifin son halinin verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürülecek. Erdoğan'ın onaylı ile birlikte de teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Edinilen bilgilere göre de şu an için verilen bir karar yok. Aynı zamanda kısırlaştırması hayvanseverliğin hayvanseverler tarafından köpeklerin sahiplendirilmesinin özendirilmesi, teşvik edilmesi gibi konular gündemde. Aynı zamanda saldırgan köpeklerin de uyutulması da gündemde, ancak belirttiğimiz gibi henüz alınmış tam anlamıyla bir karar yok. Çalışmalar devam ediyor. Peki muhalefet kanadı ne diyor? Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Hayvanseverlere saygı duyuyorum, ancak bu popülasyonda sadece kısırlaştırarak önlem almak mümkün değil ifadelerini kullandı. Ancak genel merkez daha farklı bir görüşe sahip. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde görüşünü açıklamıştı ve uyutulmasının köpeklerin doğru olmadığını söylemişti ve 2020 yılında mecliste yapılan çalışmaya dikkat çekti Özgür Özel ve bir fon kurulmasına teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda da dün parti meclisi toplantısı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde parti meclisi toplantısının ardından parti sözcüsü Deniz Yücel'e bu konu gündeme geldi mi diye sorduk, ancak henüz gündeme gelmediğini belirtmişti ve şu ifadeleri kullandı Deniz Yücel: "Tabii ki bu konu gündemimize yakından takip ediyoruz" dedi ve genel başkanımız partimizin tavrını ifade etti. Sokak hayvanları ile ilgili sorun var. Çocuklarımıza, insanlarımıza, yaşlılarımıza zaman zaman istenmeyen sorunlar yaşatılabiliyor. Bu bir tehdit yaratabiliyor, ancak sokak hayvanlarının uyutulması, öldürülmesi CHP'nin sokak hayvanlarına, siyasete, devleti yönetme biçimine aykırıdır ifadelerini kullandım. Daha insani, soruna çözüm odaklı yaklaşan yasa teklifi CHP'nin de desteğini görecektir dedim. Zaten AK Parti'nin çalışmalarını yürüttüğü o kanun teklifi hazırlığı devam ederken şu anda henüz tam anlamıyla tamamlanmış değil. Kanun teklifi hazır olduktan sonra da muhalefetin de görüşü alınılacak. Bu da önemli bir ayrıntı. CHP'nin, muhalefetin görüşü ise bu yönde.